Mutlu pazarlar. Eğitimin merkezi Başarı'ya doğru bugün ikinci kez hoş geldiniz. Evet, günün konuğu Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mehmet Hasan Aslan. Sayın Aslan, hoş geldiniz. Çok hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, özellikle sorularınızı bize internet adresimizden gönderebilirsiniz. İnternet adresinizden göndereceğiniz soruları ki ekranın altından adresimiz geçiyor. Yardımcılarım geniş bir şekilde tasnif edecekler, bir bir ayıracaklar ve biraz sonra konumuza ait olanları da bize ilettiklerinde Sayın Aslan bunları yanıtlamaya çalışacak. Ama öncelikle şunu belirteyim, mühendislik seçecekler ya da başka bölümler seçecekler. Bir teknik üniversite terimiyle karşı karşıya geleceksiniz. Teknik üniversite nedir? Ayrıcalıkları nedir? Nerede ayrımlar getirebilir? Kısacası tercihlerinde ben bir teknik üniversite kullanacağım diyenler A'dan Z'ye tüm sorularınızın yanıtlarını biraz sonra Profesör Doktor Sayın Mehmet Hasan Aslan'ın ağzından tek tek duyacaksınız. Evet Sayın Aslan, hemen başlayalım. Buyurun. Ve ilk cümleyle tamam, soru geldi zaten. İlk soru gelmiş. Teknik üniversite denildiğinde gençler ne anlayacak? Bu Sait Gürsoy ne anlamadı hocam? Evet. Teknik üniversite denildiğinde şunu anlaması gerekiyor. Üniversitelerin içinde içerdiği fakülteler ve enstitülerin ağırlığı temel bilimler ve mühendislik olan üniversite teknik üniversite diyoruz. Genelde bu böyledir. Özellikle bizim üniversitemiz için konuştuğumuzda da mühendislik fakültesinde şu ana kadar yaklaşık olarak 17 tane lisans programımız var. Bu 17 lisans programımızın 13 tanesi mühendislik ve temel bilimlerle alakalıdır. Dolayısıyla buradaki bu ağırlığı gördüğünüz zaman da bunu rahatlıkla yapabileceksiniz, görebileceksiniz. Mühendislik temel bilimleri de ve mühendislik fakültelerimizde özellikle bölümlerimizin çoğu da yabancı dilde eğitim vermektedir. Peki Sayın Rektör, buradan olaya girdiğimizde bir kere bir konuyu da sizinle birlikte kamuoyuna bir daha paylaşalım. Burada Başarı Doğru'nda büyük bir katkısı var. Geçtiğimiz günlerde Sayın YÖK ve ÖSYM'in yetkilileriyle özellikle mühendisliklerde de bulunan baraj başarı sıralamalarının genişletilmesi üzerine buradan çok nazik bir şekilde bir uyarıda bulunduk. Devletin kurumlarına saygı duyarak evet. Bunun sonucunda kendileriyle görüştük ve gerek YÖK ve gerekse ÖSYM çok büyük bir ihtimamla bu uyarımızı ele aldı ve aynı gün bir deklare yaparak basında da açıklama yaptılar ve sınırı genişlettiler. Bu da hem üniversitelerimizin bu bölümlerinde olmasını sağlayacak. Kesinlikle. Akabinde gençlerin üniversite olması. Yalnız burada bir konuya girmek istiyorum. Buyurun. Bazı dostlar dediler ki genişletiyorsunuz, üniversitenin kaliteleri düşüyor. İnanın bu 1-2 nete tekamül ediyor. 1-2 netle ya da 2-3 netle ne kalite çıkar ne düşer. Bu üniversitenin bir çıtası var. Onu aşmak gerekir diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Efendim ama şunu da söylemekte de fayda var. Özellikle şu anda ülkemizin de iyi mühendise, evet. Kaliteli mühendise de ihtiyacı var. Dolayısıyla buradaki bu genişlemenin ben olumlu olduğunu düşünüyorum. Şöyle söylemek gerekir. Belki üniversitemizdeki öğrencilerimize vermiş olduğumuz imkanı bir nebze genişleterek, onlara biraz daha fazla ihtimam göstererek, eksik oldukları konuları tamamlayarak onları belli bir seviyeye getirebiliriz diye düşünüyorum. Yani siz şunu diyorsunuz, biz bağcıyı dövmeyeceğiz, üzüm yiyeceğiz. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Efendim hemen tabii bu sırada sorular geldi, şöyle geldi. Şimdi derler ki araştırma üniversiteleri ve geliştirme faaliyetleri mevcuttur. Tabii siz bir araştırma üniversitesi evet, geliştirmelere gidiyorsunuz. Şimdi bu şekilde yani kısacası bir araştırma üniversitesi gelişme nasıl olur diye gençler sorarlar. Evet, şöyle söyleyeyim. Araştırma üniversitesi, biz Cumhurbaşkanımızın takdiriyle ilk 10 üniversite arasındayız. Araştırma üniversitesiyiz. Şunu söyleyeyim, üniversitemizde var olan yapı araştırma odaklıydı. Şu anda üniversitemizin öğrenci sayısının, öğrenci popülasyonunun %60-65'i lisansüstü, %30-35'i lisans öğrencisidir. Ama ya şimdi burada duralım. Evet. Araştırma üniversite denilince ben ve
bu işi bilmeyenler şunu anlayacaklar. Lisansüstü öğrencisi fazlaysa ve oraya yatırım oluyorsa bu bir araştırma üniversitesi mi oluyor hocam? Evet. Bunlar kriterlerden bir tanesi. Öyle anlayalım. Aynı zamanda şu anda Gebze Teknik Üniversitemizde evet. 177 tane araştırma laboratuvarı bulunmakta. Şimdi hocam buradan şuraya da lütfen senin teknik üniversitenin laboratuvarlarının çok geniş olduğunu yani tercih yaparken teknik evet. üniversite kendisi atlamamaları gerekir gençlerin. Şimdi bundan sonra kesmiyorum sizi buyurun. Evet. Şimdi dolayısıyla biz araştırma laboratuvarlarımız artı tabii ki lisans laboratuvarlarımızı öğrencilerimize eğitim vermek amacıyla kurduk. Şimdi şunu da söylemekte fayda var. Bizim zaten var olan lisans programlarımız aslında lisansüstü programlarımızın lisansa açılmasıdır. Yani var olan zaten bir şeyimiz, bir kaynağımız, bir insan gücümüz, bir altyapımız vardı. Biz sadece bunları lisans öğrencilerimize açtık. Şimdi araştırma üniversitesi olmamızdan da kaynaklanarak biz buradaki öğrencilerimize efendim sadece ve sadece tahtaya geçip işte hocalarımızın dersi anlatıp ondan sonra bırakmıyoruz. Aynı o zamanda onları biz kendi laboratuvarlarımıza da kendi projelerimizde de görevlendiriyoruz. Bu araştırma üniversitesi olmamızın aynı zamanda bir avantajı. Şu anda şunu rahatlıkla da söyleyebiliriz ki temel bilimlerde de oldukça güçlüyüz. Özellikle hemen bir soru. Temel bilimler derken hocam neyi kastediyor diyorlar? Temel bilimlerle şunu kastediyorum. Fizik bölümü, kimya bölümü, moleküler biyoloji ve genetik ve matematik bölümlerimiz var. Bu dört bölümümüzde %100 İngilizce eğitimi verilmekte. Artı ilk 60 binden bu bölümlere giren öğrencilerimize de biz onlara aylık 1500 lira kadar. Hocam lütfen parasal değer söylemeyelim. Bir ekonomik yardımda bulunuyoruz. Ekonomik çünkü yürütük kuralları gelince çok peki. teşekkür ediyorum. Sağ evet olun. Devam edelim. Şimdi temel bilimlerimizde de özellikle fizik bölümü nanoteknoloji alanında çok güzel çalışıyor. Nanoteknoloji ve nanomanyetik malzemeler alanında yapıyor. Moleküler ve biyoloji genetikte, kanser üzerinde, bitki teknolojisi üzerinde, ilaç üzerinde, nöroloji araştırmalar vücut saatimiz konularında çeşitli çalışmalar yapılıyor. Matematik bölümünde hakeza kriptoloji, uygulamalı matematik olarak kriptoloji ve pure matematikte bayağı çalışmalar var. Ve biz buradaki dediğim gibi öğrencilerimizi bu projelere, bu çalışmalarda bulunmalarını da teşvik ediyoruz. Hı hı. Dolayısıyla öğrenciler sadece ve sadece derslerde öğrendikleri de kalmıyor. Bu derslerde öğrendiklerini ileri seviyede uygulama şansı da buluyorlar. Buna ayrıca üniversitemizin bulunmuş olduğu konum itibariyle de biz sanayiye çok çok yakınız. Sanayideki paydaşlarımızla gerçekten iyi ilişkiler kurduk ve biz öğrencilerimizi bu paydaşlarımıza staj yapma imkanı da sunuyoruz. Onlar şimdi ben o zaman araya hemen gireyim. Evet. Çünkü bir taraftan da soruları şey yapıyorum. Staj derken öğrencileriniz bakın bir soru var. Esasında başka bir soru daha vardı. Kampüs ilgili ona ayrı evet. gireceğim. Birinci sınıftan itibaren mi başlıyor? İstekle mi oluyor? Üniversitenin herhangi bir kuralsal zorlamaması var. Bir de nasıl? Üniversite takip ediyor mu staj olayını? Evet. Bir, üniversitemiz gerçekten çok sıkı takip ediyor. Çünkü öğrencilerimizi başıboş bırakmak istemiyoruz. Bu bir. İkincisi, biz rastgele yerlere göndermiyoruz öğrencilerimizi. Gerçekten bizim tarafımızdan akredite olmuş olan paydaşlarımıza gönderiyoruz. Üç, öğrencilerimizi birinci sınıftan itibaren değil ama onları üçüncü sınıftan itibaren staj yapmaya zorluyoruz ve zorunlu bir staj şeyimiz var, programımız var. Ama benim öğrencilerime tavsiyem şu olacak. Lütfen artık tatil bitti. Üniversiteyi kazandınız. Boşadı. Kazandıktan sonra artık üniversite meslek sahibi olacaksınız. Bravo. Mesleğinizi kazanmak için, öğrenmek için, tüm detaylarıyla öğrenmek için lütfen birinci sınıftan itibaren yazın. Artık annelerinizin, babalarınızın yanına değil. Lütfen bizim paydaşlarımız olsun, etrafınızdaki şeyler olur, imkanlar olur. Onlara gidin, orada staj yapmayı, staj yapın, para kazanın. Yani öğrencilik sadece ve sadece ailenin imkanlarıyla geçirmek değil, aynı zamanda kendi imkanları, kendi ayakları üzerinde durarak da hem mesleklerini geliştirirler, aynı zamanda kendilerini küçük bir yaşlılıkta edinmiş olurlar. Zaten burada şöyle var, iş dünyasına girerken ilk sorulan soru da şu oluyor. Siz kendi mesleğinizle ilgili ön bilgiye sahip misiniz? Bunu evet. elde edebilmek için birinci sınıftan itibaren staja başlamak zorundalar. Yani eğer kendisini profesyonel yetiştirmek istiyorsa evet. aday okulun üniversitesi
üniversite bölümünün dışında muhakkak stajı yapmak zorunda, bu bilince sahip olmaları gerekiyor. Çünkü 2030'lardan sonra Endüstri 4.0'a girildiğinde böyle rakiplere yapay zeka robotlar olacaksa evet. O zaman buna çok dikkatli baksınlar cümlesini ben kullanıyoruz. Ben küçük bir ekleme daha yapmak istiyorum. Bir, yeni bir uygulamamızla üniversitemizde 4. sınıfın son döneminde öğrenci geçme notu 3'ün üzerinde olan artı tüm derslerini vermiş olan öğrencilerimize bir dönem boyunca firmalarda staj imkanı. Ya çok önemli. Bir dönem boyunca staj imkanı sunuyoruz. Ders okula gelmeleri gerekmiyor. Yerinde uygulama. Okula gelmeleri gerekmiyor. Tamamen firmada firmanın istekleri doğrultusunda çalışmalara katılıyorlar ve bunun sonunda da aldıkları notu firma veriyor. Bizde hiçbir alakası yok. Dolayısıyla onu söylüyorum. Öğrencilerimize iltimas geçmek yok. Çok iyi. Peki. Sevgili izleyicilerim, sohbetimizi Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Muhammed Hasan Aslan'la devam ediyoruz. Efendim hızlı sayılar geliyor. Kampüs Gebze'de mi diye soruluyor. Olarak kampüsün yeri Çayırova'dır. Çayırova'da Gebze'ye yaklaşık olarak 7-8 kilometre uzaklıkta bir yer. Bakın Çayırova dediğiniz karşıdan yine bir soru. Peki orası sanayi bölgesi, orada kampüs olur mu? Bir dakika, web sayfanızda Yeşil Kampüs mi yazıyorsunuz? Kesinlikle. Peki ben sorayım o zaman. Sanayi bölgesi Yeşil Kampüs olur mu? Kesinlikle. O kadar güzel bir kampüsümüz var ki. Bilmiyorum daha önce geldiniz mi? Muhakkak sizi bekliyorum. Geleceğiz ya hocam. Yarışmada yarışmacısınız. Evet. Şöyle söyleyeyim. Aslında bizim bulunum kampüsün yeri eskiden Tarım Orman Bakanlığı tarafından tohum sertifikasyonu olarak. Tamam orayı biliyorum. Tamam. Evet, tohum sertifikasyonu olarak kurulmuş. Ama sağ olsunlar böyle güzide bir üniversiteye tahsis ettiler devletimiz. En doğrusunu yapmışlar. Gerçekten de biz de bu tahsisi hiçbir zaman kötüye kullanmadık. Üniversitemizde bulunan binaların yükseklikleri ağaçları geçmiyor. En fazla 2 katlıdır. O eski formata, bina formatına kesinlikle uyuyoruz, sadık kalıyoruz bozmadan. Çok iyi. Peki hocam o zaman şöyle yapalım. Hangisini soracağımı şaşırdım. O kadar çok yoğunlaştı ki olay. Evet. Hocam teknik üniversite kendisi görünce iş böyle oluyor. İki tane gireyim. Bir kampüsü anlatın diyorlar. Evet. İçerideki imkanlar, olanaklar, altyapılar nedir? Bir taraftan da şu geliyor. Peki sanayi bölgesindesiniz. Endüstriyle ilgili kuruluşlar var. Arge sistemleri var. Bu öğrenciye nasıl bir artı getiriyor? Siz kampüse lütfen bunu bağlayın hocam. Peki şöyle söyleyeyim. Kesinlikle kampüsümüz hakikaten nefes alan. İstanbul'a çok yakın olan. Şöyle söyleyeyim, gerçekte 20 milyonluk nüfusa belki de bir saat içinde çok rahatlı ulaşılabilecek harika bir konumda. E5 Sabiha Gökçen Havaalanı'na çok yakın, bir 15 dakikalık mesafede. Zaten servisler de olabilir. Aynen. Artı ulaşım olarak sanıyorum Kasım ayında bize söylenilen Kasım ayı içinde de Marmara hattımız olacak. Dolayısıyla Halkalı'dan binen Gebze'ye kadar banyo treniyle çok rahatlıkla ulaşabilecek. Bunu anlattıktan sonra şimdi araştırma geliştirme üniversitemizde altyapı olarak dediğim gibi 177 laboratuvarımızın dışında öğrencilerimize sunabileceğimiz kapalı spor salonumuz var, yüzme havuzumuz var, kapalı yüzme havuzumuz var, açık yüzme havuzlarımız var, tenis kortlarımız, basketbolumuz, yani öğrencilerimizi meşgul edecek ve onların spor faaliyetlerini yerine getirebilecekleri harika bir şeyimiz var, altyapımız var. Bunu daha da geliştiriyoruz. Şimdi bunun yanında belki bir dezavantajımız var. Bunu da söylemekte fayda var. Üniversitemizin içinde maalesef yurdumuz yok. Fakat üniversitemize yaklaşık bir 10 kilometre uzaklıkta Muallimköy dediğimiz bir alanda öğrencilerimiz için yani 1000'in üzerinde kapasitesi olan yani tabiri caizse 5 yıldızlı körfez manzaralı öğrencilerimizin bir ya da 2 kişi kalabilecekleri harika bir yurdumuz var. Öğrencilerimiz oradan yurttan servislerle kampüsümüze gelebiliyorlar. Fakat bu Eylül ayı içinde sanırım kampüs içindeki yurdumuzun inşaatına başlayacağız. Belki bu bizim bir dezavantajımız.
Bunun da işte hikayesi var ama onu uzatmaya gerek yok. Hocam, bu dezavantajlı olarak kabul etme şimdi. Ben üniversiteyi biliyorum. Biraz evvel de size söyledim. Biz çalışmalar yapıyoruz. Yani 20 kişi yakın bir grupla rehber öğretmenlerle konuşuyoruz. Hep artı alıyoruz. Evet. Burada hükümetin de aldığı bir karar var. Devlet üniversiteleri ve çevresinde yurtlar yapılacak. Ya bunlar evet. Böyle yani herkese biraz sabırlı olacak yani. Evet. Herkes elini taşın altına sokuyor. Bir süre sonra bu yurtlar olacak. Daha önceki üniversitelere ve yurtlara bakalım. O zaman da yoktu ve zamanla bunlar oluşabiliyor. Benim için burada mesele olan bir, öğretim kadrosu. Şimdi ona girmek istiyorum. İki, galiba 177 tane laboratuvar kelimesini kullandığınızı açabiliriz. Evet. Laboratuvarlar çok önemli. Evet. Burada. Evet. Verilen eğitim, çıktığınız zaman o diplomayı gururla taşıyabilmeniz önemli. Yurtlarda olacaktır. Yani bunu kesinlikle dezavantaj görmeyin. Çünkü avantajlı bir üniversitenin rektörü olarak buradasınız. O zaman şuraya gelelim. Sizde öğretim kadrosu nasıldır? Sanayinin tozunu yutmuş hocalar var mıdır? Eğer varsa o zaman günün şartlarına göre sizlere uyarı programlarda herhangi bir değişiklikler yapılabilir mi? Söz sizde, buyurun. Akabinden de mezunlarınızın işe girme oranları ve nerelere gider takip ediyorsunuzdur. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Öğretim kadrosu öğretim çok üyesi, önemli. Öğretim üyesi kadromuz yaklaşık %70'e yakını yurt dışı doktoralıdır. Evet. Akademik ağırlıklıdır. Zaten bu akademik çalışmalarımızın yoğunluğu da URAP'ta, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden evet. bağımsız olarak olan URAP'taki da belirlenmiştir. Hatta şöyle söyleyeyim mi? Gençler lütfen tercih yaparken URAP'ın donelerine çok iyi dikkat edin. Evet. Buyurun efendim. URAP'ta hep ilk onlardayız genel üniversite sıralamasında. Ama tıp fakültesi olmayan üniversiteler içinde ise ilk dörtteyiz. Dolayısıyla biz kendimizi bu araştırma üniversitesi olmanın da vermiş olduğu avantajla akademik olarak şey yaptık, bayağı bir geliştik. Şimdi öğretim üyesi arkadaşlarım artık sanayiyle daha sıkı işbirliği içindeler. Ve hocam valla dikkatli konuşun, izliyorlar şimdi. Evet, yok, daha sıkı işbirliği. Özellikle burada Aselsan, efendim, evet. Havelsan ve üniversitemizin, ülkemizin bu güzide şirketleriyle işbirliği içindeyiz. Sahip programlarını, efendim, protokollerini yaptık. Aynı zamanda bizim şeyle ilgili TÜBİTAK'la, hemen yanı başımızda TÜBİTAK var. TÜBİTAK'ta ülkenin en önemli kurumları bunlar. Evet, TÜBİTAK'la efendim ilişkiler içindeyiz. Onlardan bol bol proje alıyoruz. En son yayınlanan TÜBİTAK tarafında yayınlanan ilana göre de üniversitemizde 12 tane birden TÜBİTAK projesine kazandı öğretim üyelerimiz. Evet. Şimdi buradaki bu projelerin de çoğunluğu sanayiye uygulanabilir şekilde olacaktır. Ve biz sanayiciyle artık birbirimizle dirsek temasından ziyade artık kol kola geziyoruz. Öyle olması gerekiyor. Kol kola geziyoruz. Üniversitenin amacı üretmek değildir. Bir şey üretmek değil. Üniversitenin amacı prototip üretmektir. Üretim yapmak değil, prototip evet. üretmektir. Biz bu konuda da gerçekten çalışmalarımızı sıkı bir şekilde devam ediyoruz. Aselsan'a ürünler, prototipler ürettik. Hı hı. Şu anda etrafımızda diğer efendim paydaşlarımıza da aynı şekilde mesela kimyasal moleküller üretiyoruz. Hı hı. Çok güzel şekilde analizler yapıyoruz. Kimyasal analizler yapıyoruz. Bunları etrafımızdaki firmalarla paylaşıyoruz. Bunun dışında ben şunu da söyleyebilirim. Üniversitemizde yetişen öğrencilerimizi iş arayan değil, iş yaratan bir formatta. Yani balık yemesini değil de balık tutmasını öğretiyoruz. Balık tutmasını öğretiyoruz. Evet. Bütün bunları yaparken de bu bahsetmiş olduğum projelerde efendim paydaşlarımızla beraber çalışıyor. Özellikle öğretim üyelerimiz artık bu formatta öğrenci yetiştirmeye çalışıyorlar. Bu yetkinliğe, bu kaliteye de sahipler. Ben öğrencilerime şunu tavsiye ederim. Üniversite tercihlerini yaparlarken de muhakkak baksınlar. En fazla hangi üniversitede proje alınıyor, TÜBİTAK'tan proje alıyorlar, dışarıdan Avrupa Birliği projesi alıyorlar. Bunlara dikkat etmelerini de tavsiye ederim. Çünkü ne kadar iyi proje, ne kadar çok proje alıyorsa o üniversitenin eğitimi ve araştırma kalitesi iyidir diye böyle bir kriter, küçük bir kriter vermek istiyorum. Tabii, üniversite adayları adına teşekkür ederim. Çünkü yalnızca seçimleri yaparken klasik değil, bu tip önemli püf noktalarında altını çizerek incelemelerine yarar var. Evet. O zaman TÜBİTAK'a da girsinler, diğer kısımlara aynen, girip evet. burada
hangi üniversite adı geçiyorsa onlar artılı geliyor. Bu çok doğru bir öneri sizin için. Evet. Şimdi özel bir soru. Web sayfanızdan herhalde gençler görmüş. Bu soruyorlar. Bu Star Camp diye bir deyim var. Nedir bu? Star Camp aslında bir 5 üniversite oluşturduğu bir oluşum. Devlet üniversiteleri mi bunlar? Yok, ben açıklayayım size. Star Camp'ta üniversitemizin dışında ülkemizin diğer güzel üniversiteleri, Bahçeşehir Üniversitesi, evet, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin, evet, ortaklığında Amerika'da Silikon Vadide bir kuluçka merkezi oluşturduk. Bu kuluçka merkezinin amacı aslında üniversitelerdeki girişimci öğrencilere ya da projelere efendim Silikon Vadisi'nde beraber Amerika'daki firmalara, finans sektörüne tanıştırmak, onlardan finans kaynaklarını oluşturmak, uygulama imkanlarını araştırmak. Biz tabii burada aynı zamanda bu kuluçka merkezini etrafımızdaki organize sanayi bölgelerimizdeki firmalara da tanıtıyoruz. Onları aynı şekilde orada işbirliklerine, projelerdeki ortak çalışmalara teşvik ediyoruz. Star Camp'ın amacı genel anlamıyla bu. Evet sevgili izleyicilerim, bu bölümün sonuna geldik. Çok değerli konuğum Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Muhammed Hasan Aslan'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok ben teşekkür ederim verdiğiniz için, imkan verdiğiniz için. Aynı zamanda öğrencilerimiz 14 Ağustos'a kadar devam eden tanıtım günlerinde üniversitemize gelip fakültelerimizi, kampüsümüzü gezebilirler. Evet.